Sevgili izleyiciler, bugün bir albümü tanıtacağız sizlere. Painted on Water, Sertab Erener ve Demir Demirkan'dan. Sertab Erener'in lirik güzel büyüleyici sesi ve Demirkan'ın da ünlü gitarı ve besteleriyle Amerika'da büyük yankı uyandıracağı benzeyen bir plak yeni çıktı. Motimap Music Plak şirketinden ve iki sanatçıyı bugün stüdyomuza konuk ediyoruz New York'tan. Hoş geldiniz Sertab Erener. Hoş bulduk. Merhabalar Demir Demirkan. Merhaba, selam. Teşekkür ederiz davetiniz için. Evet, biz teşekkür ediyoruz New York stüdyomuza geldiğiniz için. Önce Sertab'a bir soru sormak istiyorum. Sertab Erener, neden Painted on Water? Bunda bir felsefe olmalı. Painted on Water dediğimiz zaman Ebru sanatı geliyor aklımıza. Siz de bunu daha önceki açıklamalarınızda gündeme getirdiniz. Ebru ile bu albüm arasındaki bağlantı, felsefe, benzerlik nedir? Biraz açıklar mısınız lütfen? Aslında bu ortak bir yolculuk Demir'le başladığımız. Biz hem müzikte hem de hayat içerisinde hayatı algılama konusunda felsefemiz de bir şekilde yan yana olduğumuzdan ve belki de bilmiyorum o yüzden onca yıldır birlikte üretebiliyoruz. Aynı şeyi hissetmemizden kaynaklı yaptığımız projelere mutlaka bir felsefi bir anlam koymak ve onun derinliğini anlatabilmek istiyoruz müzikte de. O yüzden Ebru ile yaptığımız ve kurduğumuz bu grubun müziğin buluştuğu nokta zannediyorum aynı Sufizm'de, Taoizm'de, Budizm'de de olan hayatın geçiciliği, bıraktığımız şeyin aslında bir seda kaldı bu kubbede cümlesiyle de biraz eş değer. Müziği aynı suya boyayarak resmetmemizle çok benzeştiği için Ebru sanatıyla Painted on Water'ı birleştirip adını da Painted on Water koyduk. Evet, Demir Demirkan'ın da bir yorumu olabilir bu konuda. Dilerseniz ondan da rica edelim. Evet, Demir Demirkan, ne dersiniz? Tabii ki bu müziğin özellikle görselle birleşmesi günümüzde çok önemli bir şey. Bizim yaptığımız müziğin görsel tarafında Ebru'yu kullanmamız, hatta konserlerimizde onu canlı olarak kullanıyor olmamız bence yaptığımız müziği bütünlüyor. Yani anlam olarak bütünlüyor. Tabii görsel olarak da gayet güzel bir görsel şölen oluyor. Ebru'nun demin de Sertab'ın söylediği gibi suya boyanıp arkasından bir kağıda print edilip ve bütün o boyanan şeyin bir anda kaybolması, demin de bahsettiğimiz gibi bu kadim felsefelerdeki hayatın geçiciliği, hiçbir şeyin kalıcı olmamasıyla çok eşdeğer. Zaten şarkı sözlerinde de bu konuda yazdığımız bir sürü şey var bu albümde yer alan şarkı sözlerinde de. Dolayısıyla albümü alıp dinlediğinizde ve eğer bir konsere gelirseniz de bütün o görselle bütün müzik ve şarkı birleşiyor. Evet, şimdi bu albümde Anadolu folk'u ile swing, rock, punk, blues ezgileri birleşmiş. Ve çok ilginç, güzel bir çalışma çıkmış ortaya. Tabii Sertab Erener'in de çok büyük bir sesi var gerçekten. Son derece etkileyici. Nasıl çıktınız yola, nasıl başladınız bu çalışmaya? Önce sizden alalım, sonra Sertab Erener'e de soralım aynı soruyu. Aslına bakarsanız 2-2,5 yıl önce atıldı bu projenin temelleri. Proje ilk başladığı zaman ismi Painted on Water değildi. Hatta Ebru ile birleştirme de söz konusu değildi. Biz sadece Anadolu müziğini inceleyip ondan dünyaya acaba ne yapabiliriz diye bir çıkarım yapmaya çalışıyorduk. Daha sonradan bu elimizde birçok türkü vardı. Bu türküleri oturduk kapandık bir ay boyunca 1000+ tane türkü dinledik ve yöreleri ayırdık, onları araştırdık. Altlarında yatan felsefelere baktık. Bunlar halk ozanlarının ve anonim olan parçalar olduğu için bütün Anadolu'nun sesiydi aslına bakarsanız. Hatta 100 yıllık, 200 yıllık değil, bazıları gerçekten 500 yıllık, 1000 yıllık tarihleri olan türkülerdi. Ve bu türkülerin felsefi taraflarını ve müzikal taraflarını inceleyip ondan elementler alarak, hatta bazen de bütün bir melodi phrase'ini alarak yeni bir müzik üretmekti amacımız. Daha sonradan felsefeyi inceleye inceleye baktık ki buradan bayağı bir Sufist, Mevlevi
ve hatta dolayısıyla Budist, Taoist yerlere uzanan bazı yollar bulduk. Ondan sonra da bu Painted on Water fikri gelişti. Daha sonra da bunun görsel karşılığı olan Ebru ile birleştirdik. Ta oradan başlayan bir fikir bu. Bütün bu kayıtlar aslına bakarsanız bir yıl önce bitmişti ama burada Türkiye'de yaptığımız gibi bir ayda ya da iki ayda albüm çıkartamıyoruz. Bu bir senelik, altı aylık ön çalışmaları gerekiyor ve sonuçta bunu 9 Haziran'da çıkarmayı başardık burada da. Umarım çok ilgi görecektir bu albüm. Sertab Erener, nasıl bir çalışma oldu bu ve siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aslında Demir'den çok farklı bir şey söylemeyeceğim ama bu iki yıl önce başladığımız bir proje. Gerçekten çok emek sarf ettik. Demir'in de dediği gibi 3000'den fazla Anadolu'nun ezgilerini, türkülerini dinleyip onun içinden seçtik ve bir repertuar oluşturduk. Ve bu şarkıları dünyaya dinletmek için, dünyaya seslenebilmek için dilini İngilizce seçtik. Demir ve çok değerli bir başka söz yazarıyla sözlerini yeniden yazdık. Tabii ki konuları bambaşka şeyler anlatan ama sözünü ettiğimiz felsefeyi içeren konulardı. Bu çalışmayı bir yıl önce bitirdik. Daha sonra da işte buraya gelip yerleşip biraz burayı hissetmek, bir altyapı oluşturmak zaman aldı. Müzik şirketleriyle anlaşmak vesaireler. Şimdi bir dünya kurduk ve zannediyorum buna da buradan artık birinci albüm, ikinci albüm böyle devam edeceğiz inşallah. Evet. Ve Sertab Erener, biliyorum 10 yıldır, son 10 yıldır neredeyse birlikte çalışıyorsunuz. Bu tabii çok keyifli bir çalışma olsa gerek. Nasıl bir şey birlikte çalışmak Sertab Erener? Kolay mı? Sorunlar çıkıyor mu zaman zaman? Aslında birbirimizi çok iyi anladık. O yüzden artık çok ciddi sorunlar yaşamıyoruz. Aslında genelde de yaşamıyorduk. Ben birazcık böyle arada bir inatçılık ediyordum. O prodüktör olarak haliyle benim bir artist olarak sivriliklerimi her zaman toparlamaya çalışıyordu. Ama ben de yavaş yavaş anladığım kadarıyla biraz daha kendimi geliştirdim bu konuda. Tabii ki çok büyük keyif. Çünkü hem hayat içerisinde yan yana olup hem de müzik üretmek ve gerçekten hayatımız dediğimiz şeyi yan yana üretiyor olmak büyük keyif verici bir şey. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum ki gerçekten çok samimiyetle söyleyebilirim. Hayatımda gördüğüm en olağanüstü müzisyenle yan yanayım. Hem de prodüktör olarak onun yaptığı besteleri söylüyor olmak büyük şans benim için. Birçok insanın böyle bir şansı olmuyor. Büyük sesler geliyor ama kimse duymuyor o insanı. Benim böyle bir şansım oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Çok teşekkür ederim. Peki Demir Demirkan, Sertab Erener'le çalışmak kolay mı? Onun da söylediği gibi ilk başta pek kolay değildi. Çünkü ben hani prodüktör olarak çok fazla insanla çalışmadım. 2-3 insanın albümlerinin prodüktörünü, 2-3 sanatçının albümlerinin prodüktörünü yaptım. Ama en çok Sertab'la çalıştım tabii. Bir 10 yıla yakındır, hatta biraz daha fazla, 11 yıldır falan çalışıyoruz. Açıkçası prodüktörlük enteresan bir iş. Ben de nasıl girdim, prodüktör olmaya nasıl başladım çok bilmiyorum. Biraz hani başıma geldi diyeyim. Bu bir sanatçının kendi kitlesiyle olan ilişkisindeki o köprüyü kurmak, ona yeni bir açılım getirmek, sanatçıyla müzik şirketinin arasındaki köprüyü kurmak ve bu üç bacaklı yapıyı bir şekilde dengede tutup bu yapıyı güçlendirmek ve daha ileriye doğru daha emin adımlarla yürütebilmek için bir prodüktör gerekiyor. Albümlere. Açıkçası yani ben ilk başladığımda bunu böyle tanımlamıyordum ama sonra yaptığım işlere bakınca bunun böyle olduğunu sonradan anladım. Ve şimdi eğer bir prodüktörlük yapmam gerekirse checklistim var benim. Ama buradaki en önemli şey tabii ki sanatçının sanatçılar çok içten insanlar oluyorlar. Televizyonda ya da radyoda yeni bir şey duydukları zaman evet ben bunu şimdi yapacağım şimdi artık ben bu yolda yürüyeceğim falan gibi ani kararlar verebiliyorlar ama asıl olan bu sanatçının gerçek yapısını ve bütünlüğünü bozmadan yeni ve doğru bir adım attırabilmek. Orada da sanıyorum en büyük özen prodüktöre düşüyor. Bunu ben elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Tabii ki her şeyi doğru yaptım demiyorum ama zaman zaman doğru yaptığım şeyler olmuş en azından. İyi bir şeyler oldu bunun sonucunda. Ama ayrıca hani bir
aynı evde yaşayıp bir ilişkiyi paylaşmak, aşkı paylaşmak ve bununla beraber de işi paylaşmak ve albümler yapmak, müzik yapmak, şimdi yepyeni bir ufka doğru açılmak gerçekten enteresan bir şey. Herkesin başına gelen bir şey değil aslına bakarsanız ve bunu en iyi şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kolay olduğunu söyleyemeyeceğim ama zevkli diyeceğim. Evet, evet, ikinize de Sertab Erener'e ve Demir Demirkan'a Amerika'da çıkan, İngilizce olarak çıkan Painted on Water albümü için başarılar diliyoruz, kutluyoruz. Ve sizi daha çok Amerika'da göreceğimiz için bundan sonra mutluyuz diyebilirim ve Washington'a da en kısa zamanda bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Sağ olun.